FETÖ'nün Işık Üniversitesi'nin içinde Öztürk Yılmaz, yine Talip Büyük, FETÖ'nün Orta Doğu imamı, Fatih Cingöz, Irak imamı FETÖ'nün, Ahmet Öztürk, Işık Üniversitesi'nin rektörü, FETÖ'nün kurduğu Işık Üniversitesi'nin rektörü, arkadaşlar, Taşan Deniz, FETÖ'nün istihbarat elemanı ve Öztürk Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, o zaman Musul Başkonsolosu Türkiye'nin Öztürk Yılmaz ve bu fotoğrafın çekildiği tarihte 1 Haziran 2014 sevgili izleyiciler. Yani 17-25 Aralık'tan 7 ay sonra çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğraftan 6 gün sonra da kaçırıldı. Bu fotoğraftan 6 gün sonra da evet Öztürk Yılmaz kaçırıldı. Şimdi bir fotoğraf daha var. Onu da verelim. Evet, o da işte bu fotoğraf. Yine Işık Üniversitesi'nde Öztürk Yılmaz FETÖ'nün imamlarından briefing alıyor. Fotoğrafın çekildiği yer neresi? Işık Üniversitesi. Yani özel gidilmesi gereken rektörün ve 4 tane şahsiyetsiz imamı bir araya getirecek tesadüfi nasıl becerdin? Yani geçerken uğradığın bir yerde Işık Üniversitesi'nin rektörünün olmasını anlıyoruz Sayın Öztürk Yılmaz da. 4 tane şahsiyetsiz teröristi nasıl bir araya getirdin? Bu bir. İkincisi, devlet 17-25'ten sonra Mart ayı itibariyle Fethullahçı terör örgütü diye bir örgütün varlığını Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesine dahil etti. Kripto bir yazı olarak da bütün başkonsoloslara gönderilmiş ve bu yazıyı ilk alan şahıs da Öztürk Yılmaz. Uğradığın yer devletinin, temsil ettiğin devletinin, başkonsolos olma nasebiyle Cumhurbaşkanını temsil ettiğin, başbakanı temsil ettiğin, evet, bir başkonsolos olarak sen buraya gitmemek gerektiğini en iyi bilenlerdendin. Niye gittin? Bu iki. Evet. Üç, 4 Haziran'da kaçırıldın, pardon 4 Haziran'da bu fotoğrafı verdin. Bu toplantıyı yaptın. Sizin ifadenize göre özel bir görüşmeyi de rektörün odasında gerçekleştirdin. Ben şimdi şöyle bir soru sorsam Sayın Öztürk Yılmaz'a. Senin 10 Haziran'da IŞİD tarafından kaçırılman bir filmdi. Bir senaryoydu desem. Evet. Bunun da dayanağını şuna dayandırsam. Devlette görev almadım hiçbir gün dahi. Evet. Ama siz de almadınız ama devlet geleneğini özellikle bırakın devlet geleneğini. Bir ülkücü teşkilat yapısında da, sol örgütlenmesinde de ne vardır? Polis bastığında önce ne yapılır? Örgütsel evet. Dokümanlar yakılır değil mi? Başkonsolosun görevi, IŞİD burayı bastığında telefonunu bilmem neresine saklamak mı? Yoksa devlete ait bütün bilgi ve belgeleri yakmak, imha etmek miydi? Sayın Öztürk Yılmaz hiçbir belge ve bilgiyi yakmadı, imha etmedi ve bunlar bütünüyle de IŞİD'in eline geçti. Evet. Acaba şimdi, IŞİD'in eline mi geçti? Şimdi, yoksa Işık Üniversitesi'ndeki teröristlerin eline mi geçti? O konuda da bir şey var. Yani bu sizin siyasetçi olarak yorumunuz. Ben bugün Öztürk Yılmaz'la konuştum. Yani kontrollü kaçırılma iddialarına çok büyük tepki gösterdi. Hatta küfretti. İade ediyorum o zaman. Yani yok seninle sen o zaman daha konuşmamıştın yani. Ben şimdi öyle dedim ya iade ediyorum. Evet. Yani eğer öyle bir şey yani, varsa. Yani evet. Misliyle iade ediyorum. O iddiada bulunanlara galiz bir küfür etti. Telefonda benimle konuşurken ben orada gereken cevabı verdim tabii kendisine. Ama ben öyle bir iddiada bulunmadığım için o an itibariyle üzerime alınmadım. Bazı gazeteler yazmıştı onu. Hayır ben söyleyeyim sayın bakın sayın hiçbir şey. Diyorum ki galiz küfür edeceğine. Evet. Gelsin o zaman. Anlatsın. Ben diyorum ki başkonsolosun görevi devletin kripto belgelerini yakmak değil midir beyler? Evet. Gizli belgeleri yakmak değil midir? Yaktı mı cevap versin. Yaktı mı cevap versin. Ben de işte yakmadı. Şunu, bu belgeler IŞİD'e gitti. Ve IŞİD'den de muhtemelen FETÖ'cü terör örgütüne gitti.